Merhabalar. Bu videomuzda veri tabanımızdaki kayıtlı verileri checkbox'lara atayacağız arkadaşlar. Çoklu checkbox'lara. Hemen biz tarayıcımızda daha öncesinden hazırladığımız bir formu görelim. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak açısından. Arkadaşlar böyle bir formumuz var. Şimdi burada biz şurada seven kişi ID'sine göre arkadaşlar seçim yapacağız ID'ye göre veri tabanımızdaki kayıtlı kişilerimizin ID'sine göre ve gönder butonuna bastığımız zaman şuraya bu seven kişinin adı ve sevdiği meyveler işaretlenmiş olacak, yani checkout işlemi olmuş olacak. Bunu biz böyle bir örneği neden yapıyoruz? Bazen örneğin veri tabanımızda kayıtlı bazı verilerimizi güncellemek isteyebiliriz. Bunları checkbox'lara atayıp hangi verilerimiz kayıtlı ya da check işlemi yapılmış, yani seçilmiş, bunu görmek isteyebiliriz. Onun için de böyle bir örnek yapmak istedik. Şimdi bir de veri tabanını görelim ki daha iyi anlayalım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz, bir veri tabanımız var çoklu checkbox adında ve sevilen meyveler adında bir tablomuz var. Burada 6 tane kayıt görüyorsunuz. İşte ID'si de 1'den 6'ya kadar olan. Burada isimler var ve bu isimlerin yanında, yani diğer sütunumuzda da sevdiği meyveler var. Yani örneğin 6 numaralı ID'ye sahip olan Osman kişisi elma ve erik seviyor. Yani biz burada bu iki sevdiği farklı meyveyi buradaki bir nevi ilgili checkbox'lara atayıp onun işaretli olmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar, bir de kod ekranımızı açalım şimdi. İşte, şu anda da işte çoklu checkbox içerisinde index.php dosyamızda tablomuzu yaptığımız oluşturduğumuz kodlar burada. Kabaca şöyle kodlara bakarsak, evet, veri tabanına bağlantı kodumuz var bu kısımda. Daha sonrasından şu, hatta şuraya seven kişi değil de ID diye yazarsak daha makul olur. Seven kişi ID. Yani bir select elemanımız var. İçerisinde option elemanları var. Şu anda oralar boş gözüküyor. Arkadaşlar şu sayfayı yenilediğimizde o içerisindeki ID'ler de gidecek. Evet, şu anda görmüyoruz. Boş içi. Evet, şimdi burada bağlantı yapıp ID'leri alacağız. Buraya ID'leri yerleştireceğiz. Yani şuradakileri yerleştireceğiz. Ha, bunu sadece ID olarak düşünmeyin. İsim olaraktan da çekebiliriz. İsim olup çekip ona göre de sorgumuzu oluşturabiliriz ama biz isterseniz ID olarak yapalım. Evet. Şimdi kod ekranımıza dönelim. Şurada arkadaşlar bir sorgu oluşturacağız. PHP hemen taklarımızı açalım ve içerisine sorgu diye bir değişken tanımlayalım. Arkadaşlar. Evet. Şimdi yukarıda bağlanma değişkenimiz, bağlantı değişkenimiz neydi? Bağlandı. Hemen onu alabiliriz. Arkadaşlar. Query diyelim. Evet. Select Yıldız from sevilen meyveler tablosuna bağlantı yapacağız arkadaşlar. Evet. Peki burada herhangi bir koşul belirtecek miyiz? Hayır. Sevilen meyvelerden şey yapabiliriz. Mesela order by ID ask diyebiliriz. A'dan Z'ye sıralayabilir. Evet. Buraya bir while döngüsü while döngüsüyle alacağız. Ne diyelim? Meyveler listesi diyelim arkadaşlar. Veya meyve listesi
veyahut da pardon buna ID listesi diyelim. Çünkü biz burada ID'yi çekeceğiz. Sorgu diyoruz. Fetch SOC evet. While döngümüzün süslü parantezlerini alalım. Şimdi buraya öncelikle sevilen meyvelerin ID'sini bir değişkene atayalım. Seçilen ID diyelim. Bunu bir ekranda görelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim ID'miz hemen veri tabanına bakarsak ID'ydi zannedersem sütun adımız. Evet sütun adımız ID. O zaman küçük harfle ID'ydi. Evet. Şimdi bunu aldık arkadaşlar ID'yi. Şu optionlar arasına bunu yazalım. Getirelim. Echo diyelim. ID diyelim. Evet. Şunu yalnız arkadaşlar şuradaki döngü süslü parantezini şuraya almamız lazım. Yani optionları da döngü içerisine almamız gerekiyor. Onun için şurada kapatalım. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar bir hatamız var mı? Evet. Şöyle. Evet. Şu anda bir bakalım. Evet. Aldık. Şu anda ID'lerimizi bu select elemanımızın içerisine aldık. Select box içerisine aldık. Biz buradan seçim yaptığımız zaman, gönder dediğimiz zaman burada bir numaralı ID'ye ait olan isim ve o kişinin sevmiş olduğu meyveler burada seçili bir şekilde karşımıza gelecek. Şimdi tıkladığımız zaman zaten herhangi bir sonuç alamayacağız. Devam etmemiz lazım. Evet, şimdilik bunu yaptık arkadaşlar. Peki, şimdi biz buradaki işlemi gönder butonuna bastıktan sonra devam edeceğimiz için burada yeni bir sorgu da oluşturabiliriz. Mevcut sorguyu da kullanabilir miyiz bilmiyorum onu ama yeni sorgu oluşturursak daha makul olur gibi geliyor. Evet. Şurada oluşturabiliriz arkadaşlar. Tabii PHP taklarımızı açaraktan. Şurada bir başlayalım. Öncelikle PHP taklarımızı açalım. Pardon. Sorgu 2 diyelim arkadaşlar. Ama ondan önce bir if tabii ki şartımızı bir yapalım. Bir post işlemi var ise diyelim. Tabii hangi adda bir sorgu işlemimiz varsa diye soracağız. Tabii ki gönder adında bir post işlemi var ise evet, ondan sonra bu işlemi yap gibi yap diyeceğiz. Buradaki kodları çalıştır diyeceğiz. Evet, şimdi sorgumuzu yapalım. Sorgu 2 diyelim bunu arkadaşlar. Yine bakalım. Query. Evet. Select yıldız
from sevilen meyveler. Evet, burada tabii ki biz gönderilen ID'yi alacağız. Onu da şurada hemen bu sorguya devam edeceğiz ama şurada bir gelen ID değişkenini alalım arkadaşlar. Gelen ID. Peki biz gelen ID'yi nereden alacağız? Şimdi select name'imizle alacağız arkadaşlar. Şu ID listesi. Çünkü oradan gelen değeri alacağız. Onun için şuraya bunu almamız gerekiyor. Şimdi devam edelim sorgu kodlarımıza. Ver diyoruz. Yani diyeceğiz ki sevilen meyvelerden ID'si gelen ID'ye eşit olanı bize göster diyeceğiz kısaca. Evet. Devam edebiliriz. Order by, yani sırala ID'ye göre ESC A'dan Z'ye artan bir şekilde veyahut da evet. Şimdi arkadaşlar burada da yine while döngümüzü oluşturacağız. Buna da şey diyelim. Kişi diyelim arkadaşlar. Yani kişi ve meyve de farklı isimde kullanılabilir. Eşittir. Şimdi sorgu 2 diyeceğiz. Evet. Burada fetch S sok diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi eşit ise ID'ler. Seven kişi diyelim burada arkadaşlar. Bize bunu bir versin. Bunu bir alalım. Pardon, şuraya kişi diyeceğiz. Evet. Adı idi tablomuzdaki seven kişi sütunumuzun adı. Evet. Diğeri meyvelerdi. Seçmiş oldu tablomuzdaki sütun adı. Buraya da sevilen meyve diyelim. Meyve. Şimdi arkadaşlar bunları bir ekranımıza yazdıralım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Echo ise nokta tir birleştirme operatörü biliyorsunuz. PHP'de nokta. Daha sonra iki tırnak yapalım. Araya bir tire koyalım arkadaşlar. Sonra tekrar nokta. Sevilen meyve diyelim. Nasıl bir sonuç alacağız bir görelim. Evet, önce bir yenileyelim. 30. satırda hata gösterdi bize. Bir bakalım hatamız var mı 30. satırda. Evet, post işlemi gizleyebiliriz. Yoksa buraya bir hata gizlemek için et işareti koyalım. Şu anda yani boş gönderme olmadığı için bu hatayı verdi zannedersem. Evet, şu anda aynı işlemi yaptık. O hatayı almadık. Evet, biri bir seçelim. Ne olacak arkadaşlar? Evet, Mehmet elma kayısı diyor. Yani Mehmet bir nolu ID'ye sahip olan kişi Mehmet ve sevdiği meyveler elma ve kayısı. Peki bakalım doğru mu arkadaşlar? Evet, bir Mehmet veri tabanımızdaki evet kayıtları da almış olduk. Tekrar tarayıcı ekranımıza gelirsek işte şurada Mehmet yazacak. Burada da bu elma ve kayısı seçilmiş olacak, işaretlenmiş olacak. Biz tekrar kod ekranımıza dönelim. Arkadaşlar şuraları bir silelim. Evet. Şimdi şu kısma isim geleceği için hemen
PHP ile echo ile yazdıralım ismi oraya. Yani seven, pardon, değişkeni işaretini, dolar işaretini unuttuk. Sevenkisi. Evet. Bu buraya geldi. Tabii ki bizim gönderdiğimiz ID'ye göre. Şimdi burada arkadaşlar bu checkbox'larda checkbox içerisinde koşul belirteceğiz. Tabii bu koşulu belirtirken orada şimdi biz verileri bir bütün olarak çekebiliyoruz ama onları ayrı hale getirmemiz, yani ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü orada elma veya kayısı virgülle aslında bir bütün, ayrılmış ama bir bütün. Şimdi onun için de burada explode arkadaşlar yöntemini, daha doğrusu fonksiyonunu kullanacağız. Öncelikle bu işleme geçmeden önce explode ile meyveleri, aldığımız meyveleri bir ayıralım. Yani dizi haline getirelim. Onun için hemen şuraya meyveleri ayır diye bir değişken ismi belirtelim. Explode diyelim. Explode'da arkadaşlar zannedersem ilk ilk olarak hangi kare ayrımı nasıl yapacağız? Hangi karakterden ayrım yapacağız ya da işte ne ile, hangi harften ayıracağız, onu belirtmemiz gerekiyor. Bu ilk parametreye biz virgülden ayıracağız çünkü veri tabanımızda bakarsak arkadaşlar virgülle ayrılmış değerlerin arası, biz de burada virgülle ayır diyoruz. Daha sonra hangi değişkenimizi ayıracağız, bunu direkt aslında şu şekilde de yapabiliriz. Kişi diyebiliriz. Daha öncesinden bunu bir değişkene de atayabilirdik aslında. Öbür türlü belki daha kolay olabilir. Şunu meyveler diyelim arkadaşlar. Evet. Şunu kapatıp bir echo ile, tabii echo ile bunu yazdıramayız çünkü echo değil, print re dizi haline getirdiğimiz için artık print re yazdırma komutuyla yazdıracağız. İçerisine meyveleri ayır değişkenini yazalım. Ve ekranda bir görelim, bir hatamız var mı arkadaşlar? Evet. 2 numaralı kişiye bakalım. Evet, 2 numaralı kişi ismi yazdırmadık ama sevdiği meyveler armut, erik, kiraz. Bakalım. Evet, armut, erik, kiraz, Ali kişisi armut, erik, kirazı seviyor. Peki, biz burada gördüğünüz üzere bütün bir metini ayrı hale getirip, yani dizi değişken haline getirip ekrana da yazdırdık. Burada da zaten bunlara da indis değerleri verildi. Arkadaşlar artık bunları biz koşul belirterek, checkbox'larda koşul belirterek checked işlemi, yani seçili ya da seçili değil işlemi yapabileceğiz. Buraya geri dönelim. Şuradaki kısmı aynen buradaki gibi öncesinden bir değişkene atayıp o değişkene de buraya yazabilirdik. Bu şekilde de yazabiliriz. Artık o size kalmış nasıl kullanacağınız. Ben daha çok değişken atıyorum ama burada unuttuğumuz için direkt hemen böyle yaptık. Evet arkadaşlar, şuraya geliyoruz checkbox'ın içerisine. Öncelikle yine PHP taglarımızı açıyoruz. Pardon. Şimdi burada inline fonksiyonumuzu bir değişkene atalım. Inline'yi daha önceki videolarımızda arkadaşlar, inline ile ilgili de video çekmiştik. Oradan inline'in kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ama zaten burada da kullanırken konuyu, çok basit bir kullanım var, kavrayacaksınız. İnere bir dizi içerisinde aradığımız değer var mıydı, yok mu? Bunu bulmamızı sağlayan bir fonksiyon. Onun için inereye de bir değişken atayalım. Bak diye bir değişken belirtelim. Inere diyelim. Inere'de de ilk parametremiz aranacak değerimiz. Mesela burada biz elmayı kaydederken küçük harfle elma olarak kaydetmiştik. Elma diyoruz. Çünkü biz burada elmayı
arıyoruz arkadaşlar. Hangi dizinin içerisinde arayacağız? Meyveleri ayır dizisi içerisinde arayacağız. Evet. Buna değişkenimizi tamamlayalım. Ondan sonra bunu bir if koşulu ile diyelim ki, biliyorsunuz, daha doğrusu belki ilk izleyen arkadaşlarımız için bunu söyleyelim. İnerey fonksiyonunda eğer ki aranan değer belirtilen dizide var ise true değeri döner. True değeri döndüğünde bir sonucunu verir. Yok ise boş bir değer döndürür veya sıfır değerini döndürür. Sıfır sonucunu ya da boş sonucunu verir bize. Biz de bunu bildiğimiz için şimdi diyeceğiz ki, eğer diyeceğiz bak değişkenimiz eşittir eşittir 1'e, 1'e eşitse, yani eşittir eşittir 1 ise, 1'e eşitse şunu yap, değilse şunu yap diyebiliriz. Biz değilse kısmından ziyade eşitse şunu yap diyebiliriz. Echo diyoruz. Check it diyoruz. Yani checkbox'ta check it işlemi yap diyoruz. Yoksa zaten bir şey gösterme diyoruz. Evet arkadaşlar, şurada bir PHP tagımızı kapatmayı unutmayalım. Çünkü zaten bize uyarıyı veriyor kod ekranı. Yazılarda değişiklik yapıyor. Şu anda sadece bunu bir deneyelim. Daha sonra hepsine uygularız arkadaşlar. Mesela elmanın olduğu nerede var? Elma 1 nolu ID'de var. 3'te var. 4'te var. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Deneyelim arkadaşlar. 1. Gönder diyelim. Evet. 1 Mehmet Elma seçili. 1, 3, 4 demiştik. Evet. Burada da var. 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Elma gitti. Peki. Diğerlerini de hızlıca hemen yapalım. Kopyala yapıştır ile. Şunu arkadaşlar seçelim. Evet. Şimdi şuradaki tabi aradığımız değerleri değiştireceğiz. Küçük harfle yapmıştık ve Türkçe karakter kullanmamıştık. Kayısı demiştik. Bu armut. Evet. Erik. Son olarak da zannedersem kirazdı. Evet arkadaşlar, kayıt yapalım ve tarayıcı ekranımıza gelelim. İşte şu anda bir yenileme yapalım. Şu burada hata verdi. Bu hatanın sebebi veri göndermediğimiz için mi acaba? Bir bakalım. 1 diyelim. Evet. Bir de elma ve kayısı işareti konulmuş. Bir numaralı ID'ye sahip olan elma ve kayısı seviyor. 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Armut, erik, kiraz. Armut, erik, kiraz. Bir de 3'ü dedikten sonra artık işlemimizin başarılı bir şekilde, evet, hepsini seviyor. 3'ün o 3 Murat kişisi. Evet, burada da görüyorsunuz, Murat kişisi tüm meyveleri seviyor. Bu şekilde arkadaşlar checkbox'larımıza, veri tabanımızdaki kayıtlı ya da bir değişkenle gönderdiğimiz verilerin, hani tabii ki checkbox'a uygun hale getirildikten sonra, dizi haline getirildikten sonra kontrolünü yapabiliyoruz. Bunu tabi güncelleme işlemine tabi tuttuğumuzda, en azından kayıtlı olan veri nedir onu görüp ona göre güncelleme yapabiliyoruz. Bu da bizlerin özellikle uygulamalarda çok sıkla kullandığımız bir uygulama. Çünkü aynı kategoriye ait ya da aynı tür verileri zaman zaman güncellemek isteyebiliriz arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur.